Herkese selam arkadaşlar. Bugün yine ETS'deyiz ve oyuna güncelleme geldi. Oyun 1.34 oldu ve Man Euro 6 bekleniyordu artık oyuna. Eklenmiş oldu. Bir gün önce eklendi. Siz bu videoyu cumartesi günü izliyorsunuz. Cuma günü öğlen saatlerinde 2-3 gibi falan eklendi oyuna. Yani ben güncellemeyi o zaman gördüm. Hatta bugün Yasin Çalım'ın bu kar modu vardı bir tane. Onunla oynayacaktık ve Man Euro 6'nın moduyla oynayacaktık. Bir iki defa daha önceden video çektiğim bir mod vardı. Onunla oynayacaktık. Bu kadar denk gelir. Birkaç işim çıktı. Erken çekemedim. Geç saatlere kaldım videoyu çekmek için. Oyuna güncelleme geldi ve Man Euro 6 geldi. Bu kadar yani olur. Ve şu anda Yasin Çalım'ın kar modu çalışmıyor maalesef. Aslında o kar modunda çekmeyi planlıyordum. Ama bir baktım 1.34'te şu an için çalışmıyor maalesef kar modu. Yasin kardeşim kusura bakma artık. Şöyle bir sıfır kamerasıyla araca bakalım. Hatta aracı bir çalıştıralım. Şöyle dorseyi çıkartalım bir. Hala şöyle bir çıkartalım dorsemizi. Kontağı da kapatalım. Aracımız bu şekilde arkadaşlar. Daha önceden oynadığımız mod vardı biliyorsunuz. Man Euro 6 baya baya kaliteli bir moddu. Neredeyse birebir aynısı. Mod daha kapsamlı tabii ki ama birebir aynısını yapmışlar. Yani mod da çok kaliteliydi. Evet, bu da gayet kaliteli olmuş. Aracın içi bu şekilde. Şöyle kontağımızı açalım. Şuraya bir yastık konmuş. Güzel olmuş. Galiba Man'la ilgili bir kabin aksesuar DLC'si gelecek gibi duruyor. Dış ve iç aksesuar DLC'si gelecek gibi duruyor. Bazı eklentiler var. O şekilde gösteriyor bize. Bakalım hayırlısı. Evet, içimizde bu şekilde. Şöyle bir çalıştıralım. Sesimiz böyle. Kornamız standart. Şöyle dorsemizi alalım. Gidelim. Yolumuza. Beyond the Baltic Sea. O DLC'deyiz arkadaşlar. Şu an Promos'ta oynayacaktım ama maalesef Promos'ta 1.34'te şu anda çalışmıyor. Neredeyse bütün modlarımız iptal. Evet, şuradan şöyle bir şirketten çıkalım. Farklı bir ses. Alışık olduklarımızdan değil. Vay, sinyal sesi de farklıymış. Dorsa kişisel dorsa. Bakalım yükümüz domates 18 tonluk yükümüz var. Rotamız çok uzun 3000 kilometre. Gidebildiğimiz yere kadar. Götürelim aracımızı gidebildiğimiz yere kadar. Hem bir test etmiş oluruz. Valla bu kadar denk gelir ya. Bu kadar denk gelir yani. Man Euro 6 moduyla çekecekken Man Euro 6 oyuna güncellemeyle geldi. Şimdi arkadaşlar retarder hazır satışa artık açıldı. Video açıklamasında Instagram sayfasının, Asil'in Instagram sayfasının linkini bulabilirsiniz. Oradan ulaşıp yaptırmak isteyen arkadaşlarımız ya da bilgi almak isteyen arkadaşlarımız varsa oradan ulaşabilirler. Fiyatı 230 TL. Çok diyenler olacaktır. Tercih meselesi tabii ki. Ama çok değil. Neden çok değil? Şimdi baktığın zaman maliyetini biliyorum. 170 ya da 180 TL gibi bir maliyeti var. O Arduino, kutu, kablo, işte kol, o kolun içindeki bölümler vesaire 180 lira gibi bir maliyeti var. Bildiğim için söylüyorum. Burada uydurmuyorum yani. Böyle bir maliyeti var. 230 lira da baktığın zaman yani üzerine hiçbir şey neredeyse konmamış gibi bir ücret, fiyat. G29, G920, G27 ve G25'te takıp direkt kullanabiliyorsunuz arkadaşlar. Çift taraflı bantla takıyorsunuz.
kullanıyorsunuz direksiyona, hiçbir şekilde zararı yok. İstediğiniz zaman çıkartırsınız. Leke mi kaldı? Islak mendili silersen geçer direkt yani. Hani öyle vidala vesaire gibi bir olay yok onda. Aşağıda açıklamada yine bu satış için Instagram sayfasının linki var Asil'in. Orada bir tane de fotoğraf linki var arkadaşlar. Ona da tıklayıp retarder'in halini görebilirsiniz şu anda. Bitmiş halini. Küçük bir kutu yapıldı. Benimkinin kutusu çok büyük. Çünkü benimkisi deneme aşamasında olan bir projeydi. Yani bu prototip denilen o olay. Hatta kablosu da beyazdır. Bu beyaz kablo siyaha döndü. USB kablosu mavi oldu. Kutusu da bu kadar değil, şu kadar bir kutu oldu yani. Arduino'nun boyutlarından bir kutuya denk geldi. Kablosu biraz daha uzadı. O şekilde tavsiyede bulunmuştum çünkü şimdi bana göre, benim kasam yardı. Bana göre tam böyle sıfıra sıfır kalıyor gibi. O yüzden biraz daha dedim hani kabloları uzun yaparsam daha iyi olur. Uzun süre olmuş ya böyle oyunu orijinal haritasında oynamayalı. Bak sadece grafik modu var. İşte bir tane trafik modu var. Kamera modu var. Yani FPS düşürmeyecek modlar var. Bak şu anda FPS fena değil. Ya tabii ki oyunun altyapısı da yetersiz artık. Allah, ulan son anda gördüm. Oyunun altyapısı da artık yetersiz kalıyor. Hala DX12 kullanan bir yani oyun firması. Lan oğlum dur artık. Baltic DLC'sindeyiz. Yeni yapılar, yeni yollar, yeni görseller. Tabii ki ufak tefek FPS düşüklerine neden oluyor. Ama her şey oyunun orijinal ait olduğu için böyle çok da 15-20 FPS'e düşmüyor yani modlardaki gibi. Modlar düşürüyor ya. Modlar iyice düşürüyor çünkü çok kaliteli modlar var. Modlar baya baya indiriyor yani aşağı FPS'i. Bakalım Renault Magnum, şey Magnum diyorum ya, Renault Range'i ne zaman gelecek? İlk önce o duyurulmuştu sözde. Ama yok. Hatta Scania'dan önce yanlış hatırlamıyorsam Scania Next Gen bu Scania SR yeni modellere duyurulmadan önce yanlış hatırlamıyorsam o duyurulmuştu. Daha hala yok. Araştırmadım gerçi, bir bilgim yok. Hani neden dolayı gelmedi? Gelecek mi? Gelmeyecek mi? Bilgim yok o konuda ama muhakkak vardır bir şeyler. Firmayla anlaşamamışlardır. Sıkıntı olmuştur vesaire. İçi bayağı kaliteli ya. Güzel gözüküyor bayağı. Sesin mega pek çalışıyor. Pizzayı mizayı koyduk yine. Yavrum dur. Heh. Artık dur.
Lan ne kırmızı ışığa yakalandık be. Deli gibi hastayım. Bir önceki gece ateşler içinde böyle yanıyordum yani. Şu an hala devam ediyor gerçi ateş de. Geceki gibi değil en azından. Burada liman var. Limanda yavaştan bitirebiliriz. Vallahi hiç halim yok arkadaşlar. Uzun video da çekmeyi isterdim gerçi ama. Gerçekten hiç halim yok yani. Hazır bu şey de gelmiş. Geç dayı, geç dayı. Burada beni bekletme. Hazır Banyuro 6 da gelmiş. Daha farklı planım vardı ama biraz böyle gecikince buna denk geldi. Kısmet böyleymiş yani. Geçme. Ay senin Allah cezanı vermesin. Durduğu yere bak. Lan yürü git. İyi bari. Da güzelmiş ya. Tam içine girmeyelim de karanlıkta kalmayalım. Şurada duralım. Şöyle. Evet arkadaşlar, Manyura 6 hayırlı uğurlu olsun. Oyun versiyonumuz dediğim gibi 1.34 artık. Manyura 6'da eklenmiş oldu. Birden fazla seçeneği var. Zaten videonun başında da göreceksiniz. İşte 4x2, 4x2, 6 işte ne bileyim 4x8 vesaire ağır yük için falan. Bayağı bir seçenekleri var. Dilediğinizi kullanabilirsiniz. Evet izlediğiniz için teşekkür ederim. Beğenseniz beğen butonuna basmayı unutmayın. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın ve hoşçakalın.